Buyurun. Neşet Bey, müzik sizde bir aile geleneği mi? Yani sizin müzikle tanışmanızda ailenizin etkisi ne oranda oldu? Müzik bizim geçim kaynağımız efendim, asırlar boyundan beri. Davulumuz, zurnamızın, sazımız, kemanlarımız, işte kaşığımız, düğünler çalarmış, çalarlarmış. Asırlar boyu bizim ekmek ağacımız dedikleri, ekmek dalımız dediğimiz bir şey bu. Babadan, dededen, ta öteden beri böyle gelir. Eskiden işte cin işi, şeytan işi diyorlardı da kimse elini uzatmıyordu bu bizim aletlerimize. Şimdi okula giden gençlerimiz çoğaldı. Baktılar ki cinin de fotoğrafı yok, şeytanın da belli bir fotoğrafı yok olduğunu görünce herkes sazı eline aldı. Zaten müzik aşkın icadıdır efendim. Doğuştan hepimiz ana yüreğine, aşka bağlıyız. Yani müzik herkes için gerekiyor. Dediğim gibi babadan, dededen, sülaleden böyle gelmedir efendim. Siz Pisul'dan aptal soyundansınız değil mi? Evet, evet. Evet. Ben ayrımcılık bana hoş gelmiyor. Ben sevmiyorum onu. Onun için de birlik, beraberlik, sevgi, saygı. Bana sorulsa bütün insanlar, erkeklerin hepsinin canı bir. Analarımızın da ayrıca canları aynı bir. Biz bu canlar içinde birer ruhuz. Ayrım yapmak bence doğru değil. Evet, Pir Sultan o da aptalmış. Bize de aptallar derler. Aslında işini bilmeyen aptal derlermiş ama burada bir şey var. Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım, niye belli değil baharın kışın, var mıdır sormazlar ekmeğin aşın, zengin isen ya bey derler ya paşa, fıkaraysan ya aptal derler ya cingan haşa. Kim onun halını sormuş demezler, cahilin gözünde hormuş demezler, gariplere kim iş vermiş demezler, zengin isen ya bey derler ya paşa, fıkaraysan ya aptal derler ya cingen haşa. Boş durmak günahtır, çalışmak sevap. Çalış, ne duruyorsun, sen de bir şey yap. Çoğalır ahbabın, çoğalır yoldaşın, gör nice ahbap. Zengin isen ya bey derler ya paşa, fıkaraysan ya aptal derler ya cingen haşa. Yani bu bir takmadır, uydurmadır. Yukarıda bir laf, yalan söyledim, aşağıya geldim, ben de inandım dediği gibi bir şey. Hepimiz insanık Allah'a şükür. İnsan analarımızdır. Biz de onun oğlu olduğumuz için insanoğlu derler erkekler olarak bizlere efendim. Peki sizin müzik serüveniniz nasıl başladı? İlk sazı elinize ne zaman aldınız, hatırlıyor musunuz onu? Dedim ya, bizim hep geçim ağacımız bu olduğu için bu sanki bizim bir okulumuzdur. Dünyaya gelen erkek çocuklara ya göbeğine ya saz kollar ya keman, anasını babası hangisini çalsın istiyorsa, ya saz istiyorsa sazı kor göbeğine erkeğin, kemanıysa kemanı. Bunu da biraz bunu beceremeyenler ya davul çalacak ya zurna çalacak. Onun için onları pek göbeklerine koymazlar ya, ekmek kapısında bundan başka da yok. Ya davul çalacak ya zurna, hiç beceremeyen işte bu. Benim de dünyaya geldiğimde işte babamın sazını koymuşlar benim göbeğimin üstüne efendim. İşte buydu. Bu. Peki ilk ne zaman ve nerede sahneye çıktınız? Kaç yaşındaydınız? Ben ilk sahneye Kırşehir'de çıktım. Kendi memleketimiz Kırşehir, benim memleketim. Oraya tiyatro gelmiş. Sazcılar mı gelmemiş, ne yapmışlar, bir şey olmuş, bizim mahalleye çıktılar, Çalgıcılar Mahallesi bizim mahallemiz. Orada işte ben geldim, orada işte vakit savuşturmak için bizimkiler dediler ki ya sizi her zaman düğünlerimizde görüyor, biz bunlar için geldik dediler. Efendim, onlar da haklıydı, tiyatroydu eskiden konserin adı. Onlar da haklıydı ya, işte ilk sahneye Kırşehir'de çıkmış oldum ben. Kaç yaşındaydınız? Ben 13-14 yaşındaydım. Zaten 15 yaşında Kırşehir'den çıktım. 51 senedir de dışarıdayım. Tabii Kırşehir'imize, toprağına saygım sonsuzdur. Babamın Ozan anıtını falan diktiler oraya. Her sene Ozanlar şöleni olur orada, Ozan şöleni olur. Ben de katılırım. Gene bu sene oradaydım. Böyle efendim.
Peki Neşet Bey, sizin için düğünlerin önemi çok fazla değil mi? Sizin peki ünlü olmanız, yani bu kadar çok albümünüzün çıkmasının altında, kasetinizin çıkmasının altında ne var? Yani nasıl meşhur oldunuz? Anadolu'da siz çok özelsiniz ama sizin gibi çok farklı ozanlar da var. Neydi o kilidi açan önünüzdeki? Efendim, o kilit aşkıdı. Aşk gönül kapısının anahtarıdır. Babam aşığıydı. Beni 5-6 yaşlarında yanına aldı. Köy köy düğünlere giderdi. Beni yanında götürürdü. Zaten ben de evcilik oynadığım kıza aşık oldum. Ya 2 ya da 3 yaşındaydım. Bir aşık baba, bir aşık çocuk. Birlikte böyle 15 sene babamla beraber gezdim. Zaten babamdan ayrıldıktan sonra da dedim ya, işte daha gidiyorum. Bu şuydu efendim, aşk her şeyden evvel. Aşk malum bir sevgidir. Sevgi sevgilide bulunur. Sevgili de sizlersiniz efendim. Sizlersiniz deyince ben, iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim diye türkü çığırdım. 35 sene oldu. Eğer hatır için söyleseydim babamı söylerdim ki bugün olmuş, %99 babamın duygularıyla çalıyorum, söylüyorum. Bunu niye söyledim? Yaradıldığını bilen Yaradan'ı biliyor. Olduğunu gördüğüm için. De ki Yaradan kim? Yaradılmış olan benim. Yaradan olarak anamın canıdır. Biz bu canlar içinde hepimiz, dedim ya, birer ruhuz. Ben yaratılmış can içinde bir ruhum, anam yaradan can içinde bir ruh. Bunu böyle gördüğüm için, aşkı, sevgiyi, her şeyi de ondan aldığım için, bunu da böyle gördüğüm için ben bu iki büyük nimetimin biri anam, biri yarim dedim. Tekke türbe demedim. Hı. Ki babam da demedim. İşte herkes aklının yettiğini söylermiş efendim. Estağfurullah. Bir de çok aşk acısı çektiniz mi? Yani çekmez olur muyuk efendim? Çekmez olur muyuk? Bestelerinizde, türkülerinizde çok çekmez fazla olur. Var o aşk acısı, ayrılık acısı. Öyle maalesef öyle. Ben isterdim ki aşk ya, irade tarih? Aşk irade, gönüller sultan olsun. Gönül aradığını gönlünce bulsun. İsterim ki herkes muradını alsın. Bazıları buna mani olmasın. Aşk irade, gönüller sultan olsun. Zaten aşk iradedir. Gönül de sultandır ama iradeyi kısmışlar. Sultanı da hapis etmişler, mahkum etmişler, karanlığa kömmüşler. Kaldır camın perdesini de bir yüzünü göreyim diyor Hacı emmim. Yar neredesin, neredesin? İşte kaldır camın perdesini diyor. Diyeceğim çok ama diyor, pek kapalı yerdesin. Konuşamazsa, yüzünü göremezsek ne olacak? Zahide sizinle çok özdeşleşmiş bir, evet, türkü değil mi? Yani onun öyküsü var mıdır sizin için? Acısı olmasa bu 66 yaşında daha sızılanmam efendim. Evet. Herkes yani Zahide şu bu hepsi, dediğim gibi bir can. Önce gençlik yıllarında insan tabii bulanık zamanları oluyor. Tabii bulanık su gide gide duruluyor. Bir de o zaman oluyor. Şimdiki zamanımızda da Zahide'yi ben genel olarak söylemiş olayım. İki büyük nimetimin biri anam, bir yarim, biri yarim olduğu gibi. Kendi özelliğim için değil. Ben o acıyı yaşadığım için söyledim. Dilerim o acıyı kimse yaşamasın, kimse hasret kalmasın. Dediğim gibi aşk irade, gönüller sultanı olsun. Herkes kendi kendisinden sorumlu. Herkesin günahını, sevabını Allah herkesin kendinden sorarmış. Hatta herkes kendi kendinden sorumluymuş. Efendim, dedik ha. Bir kız babasının evinde temelli kalmayacağına göre müsaade et de görününce bir eşini bulsun, alacağını alsın. Efendim, böyle diyelim. Sonra fakir fukara diye, sen yüksek yerdesin, ben ise nerede diye türkü çığırdım. Ben bu 60 bunu ta ben 13-14 yaşındaki aşık olduğum bir simaya söyledim. Biz garip fakir fukarayık. Onların da evleri vardı, 2-3 kat vardı oralarda. İşte pencerede al yeşil ışıkta yer. Bizim evde lamba yoktu. 50 yıl geçti ama unutulmadı. 13 yaşında diyorsunuz. Unutulur mu efendim? Ölünceye kadar öyle gider hep.
insanın beyni insanın en büyük okulu gibi geliyor bana. Hiç gördünüz mü o aşık olduğunuz? Görmedim daha. Hiç sonra. Ondan sonra görmedim. Hiç görmediniz. Görmedim. Ne bir kelime konuşabildim, ne eli elime değdi. Bu aşık olduklarımın benim. Böyle evet, gördüm, gördüm aşık olduğum şeyler. Peki 78 yılında sizin parmaklarınızda bir felç geçiriyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey değil mi bir müzisyen için? Evet, öyle oldu efendim. Sahnede durdu bu parmaklarım. Bazı tutuk yapardı da biz düğünlere giderdik. Düğünlerde içki masaları kurulur. Oralarda ilk vardığında sana onların en büyük hürmeti susuz bir rakı doldururlar. Hatta acık su atarlar ki ne kadar sert olduğunu bilmesin deyiz. Ne kadar çok içerse o kadar iyi çalar düşüncesiyle. biz de mecburduk o masalarda çalacak da onlar da bize bağış verecekti. Böyle böyle alışkanlık olmuştu. Rakı içerdik. Bana bir leblebi çiğnemek en ağır iş görüyormuş gibi gelmeye başlamıştı. Bazı tutukluk yapardı da bazı plaklarda bile hatırlayayım diye çevirmezdim geri ama sahnede durdu parmaklarım. İstiyorum parmaklarım basmıyor. Yani gövdemde birden su boşaldı sahnede. İşte Allah rahmet eylesin bir hemşerimiz, Kırşehirli hemşerimiz Doktor Mehmet Ali diye biri vardı. Ona telefon ettim. Gece kalktı yatağından geldi. Çok korkunç bir şey değil mi bir müzisyen evet, için? Evet tabii yani efendim. Sizin aynı tabii. Zamanda ekmeğiniz. Evet. Yatağından geldi işte bir şeyler oldu. Bir iki sene tedavi oldum ama bir türküyü çalıp bitiremez olmuştum. Ondan sonra Almanya'da benim büyük biraderim var. Necatin Ertaş oraya işçi olarak gitmişti. Onun davetiyesiyle ben Almanya'ya gittim. Yani zor durumda kalmıştım ben. Bundan aşağı yukarı dediğimiz işte 25-30 sene. Korktunuz mu sazınızdan uzak kalacaksınız? Ne demek efendim? Ne demek? Hani damlacık düşer derler adamın başına tamam. Aynı onun gibi sanki bir damlacık düşmüş gibi olduydum ben. Birden yani bunun yok olması demek bir felaket Allah vermesin. Allah kimseye vermesin. Şimdi alkolü varınca derhal bütün sigara dahil bütün alkolü bırakacaksın dediler. Öyle oldu, böyle oldu. Şükür şimdi alkolleri bıraktım ben. Ama içkili yere gidersem mecbur içmem gerekiyor. İçen adama içmeyen zanaatkarın sazı da sert gelir, sesi de sert gelir. Mutlaka vardığın yere uyacağım. Onun için de pek içkili yerlere gitmiyorum. Düğünlere, onun için düğünlere gidiyorum. Hı. Çoluk çocuk işte orada çalıp çalıp savuşturup gidiyoruz hayatımızı böyle. Peki TRT'de nasıl oldu? Yani siz kaç yıl TRT'de çalıştınız ve orada sizi mutsuz eden neydi? Sizi belli kalıplara sokmaya çalışıyorlar mıydı? Efendim Allah rahmet eylesin Yurttan Sesleri ilk kuran Muzaffer Sarı Sözen bizi gördü, keşfetti. Beni mektubuna çağırırdı. Yurttan Sesleri'nde misafir olarak çaldırdırdı. Daha sonra o rahmetlik oldu. Genel bir imtihan açıldı mahalli sanatçılar olarak. Ben de mahalli sanatçı olarak katıldım. Ayda 2-15 dakika program verdiler bana. Ben kendi yöremin türkülerini çalıp söylemek üzere. Böyle epey bir zaman ben çaldım. Ama orada çok sıkı bir şey vardı. Diyeyim ki çok sıkıydı. Yani yeni bir türkü çalıp söyleyemiyorduk senin anlayacağın. Yeni bir türkü olmaz. Bu beste deniliyordu efendim. Bu olmaz, şu olmaz, öteki olmaz, beriki olmaz. Tabii bir heves vardı. Bir radyoda sesini duyurmak vardı. Öyle oldu, böyle oldu. Efendim bir taraftan gelindi. Türküler çıkartılıyor denildi. Evet çıkartılan, baktım başta Aşık Veysel'in bütün türküleri çıkartılmış. İkinci baktım benim bütün türkülerim çıkartılmış. Sonra bizi yazılıya mı sözlüye mi aldılar dışarıya atılıyor ya imtihanla girmiştik. Türk müziği hocaları, halk müziği hocaları, Batı müziği hocalarının onda imtihan olarak biz radyoya girmiştik. Sonra sözlüye aldık dediler sizi dediler imzalayın dediler. Kapı dışarı ettiler daha doğrusu bizi. Öyle oldu, böyle oldu. İstediğimiz gibi biz bir türkü çalıp söyleyemezsek içimizden canımızın istediği gibi aşkımız insanın yüreğinde aşk nasıl geliyorsa öyle bağırıp öyle çağır. Bu türkü budur. Asker talimi gibi öyle ölçülü bir şey değildir bu efendim. 40 kişi bir araya geliyor, bir teli biz aynı perdeye basmak değildir. Bu canın nasıl isterse öyle çalmaktır türkü.
hissetmektir. Babamdan, dedemden, sülalemden, öte yandan beri gelen duyduğum, benim bildiğim bu. Bizlerden, babalarımızdan, dedelerimizden belledikleri türkülerle gelip orada ondan sonra saltanat sürüyorlar. O değil türkünün aslı. Türkünün aslı içinden, canından nasıl geliyorsa öyle çalıp söylemektir. Bize bunu çaldırıp söyletmediler. Ruhu onun için de ben gerekiyor. Onun için de ben, bana müsaade de demedim. Zaten müsaade ettiler. Kendileri kaybetmiş herhalde. Yok, şimdi kendileri, gidiyor musunuz orada, TRT'ye çıkıyor musunuz? Kendileri kaybetmedi. Belgeselinizi yaptı TRT sonra. Kendileri kaybettirdi. Eğer zamanında bizlere müsaade etselerdi, TRT'de istediğimiz türküleri çalsak söyleseydik, halkımızın kulağı türkülerden uzaklaşmazdı. Dağdan kestim keresteyi, 40 senedir, 100 senedir, 40 defa, 50 defa dinledi, dinledi. İnsanlar dinlemez oldu. Ötekini berikini kapı dışarı edince böyle oldu. Sonra belgeselinizi yaptı değil mi TRT kurumu? Ha, teşekkür ederim. İşte bu işte bir halk deyimi var, huzurumuzdan yırak. Vaktinde geri adı tumar, öldü eşek kaldı semer demiş. Şimdi 66 yaşına geldim ben. Benim 30 yılım dışarıda geçti. Bir 30 sene evvelinden de biraz katacak olursanız 30-40 yıl ben istediğim gibi bu şeyde bize istediğimiz türküleri çaldırıp söyletmediler. Gerçi türkülerimizi çalıyorlar, söylüyorlar ama kolaylarını söylüyorlar. Okuyabildiklerini, çalabildiklerini söylüyorlar. Bizim türkülerimizin hepsini okuyamıyorlar, hepsini de çalamıyorlar. Onu da özür dileyerek söylüyorum ilk defa bu kelimeyi. Acık üstünde dursalar, uğrarsalar çalarlar. Neynesin? Nasıl maaş geliyor orada mı? Kimisi öte yandan eli gidiyor, geliyor. Bu değil. Bu halkın vebalini boynuna almaktır. Ya görevi almayacaksın, yoksa görev aldıysan o görevin vebalini boynuna aldın demektir. Bu halka hizmettir. Halka nasıl hizmet edilecekse, halkın istediği gibi, halkın sevdiği gibi, bu halk müziği deniliyor buna. Özür diliyorum biraz. Hani eskiden kalanlar vardı da. Babam neyse bırakalım. Buyur. Maaşı olmaz bu işler, duyguyla olur diyorsunuz siz kısaca. Değil mi? Evet efendim. Bu aşkın icadı. Aşkla olur. Peki ahilik kültüründe Bozdağ'ın yeri nedir? Ahilik kültürüyle Bozdağ'ın hiçbir ilgisi yok. Bozdağ aşkın icadıdır. Aşkı da biz analarımızdan alırız. Biz onu türküsünde biz öyle çığırdık. Yaşar Kemal sizin için bozkırların tezenesi diyormuş. Konuşuyor musunuz Yaşar Kemal'le? Efendim, onu saygım var her şeyden evvel kendisine. Bu radyo zanaatkarları beni aldı, Almanya'ya götürdüler. Burada konser verecekti. Maalesef anlaşmışlar, var varmaz plak stüdyosuna koydular. Plakçı beni istemişti, gitmediydim. Orada onlar orada plak şirketinin hanımına saz çaldılar, türkü okuttular. Ben de oraya hadi bakın başla dediler. Plak okuyacaksın. Ben dedim başka yere benim mukavelem var. Okuyacaksın dediler. Hadi bakalım. Biz seni radyoya aldık dediler. Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 devam. 15 20 25 30 devam. Devam okuyabildiğim kadar. Onun paralarını almışlar. Benim hiç haberim yok. Giderken benim arabama biri bindiydi. Onlar da bir şirket adına araba kiralamışlar. Ondan sonra hayattaysa saygı duyuyorum. Emin Aldemir de bunun içindeydi. O da bir Opel arabası vardı. O da üç araba gittik. Ama öndekilerin bu işe önderlik edenler bilmiyorum ne olmuş aralarında. Emin Aldemir'le Cengiz Akmeriç, Emin Aldemir'in arabasına binmişler, gelmişler Türkiye'ye. Benim arabamı Cengiz Akmeriç kullanıyordu. Benim ehliyetim yok. Eyvah. Sonra anladığıma göre bu para konusu, gizli para almışlar herhalde şirketten, onu bilmiyorum. Dediler ki aha biz gidiyoruz, ehliyetim yok, gelirsen gel dediler. Paranı da dediler Türkiye'de verecek dediler. Söylemesi ayıptır. Türk lirası 36 bin lira alacağım bizden dediler. Türk lirası verecek Türkiye dediler. Daha 36 bin liramı da vermediler. Senden de sır çıkmaz ya. Ve o
Acemiyim, acemiyim efendim. Radyodakiler, radyo öndeki o arabayı onlar kullanıyor. Ben de kendi arabamı kullanıyorum. İşte kaza yaptım, onları kaybettim ben. Onlar yoldan gittiler, kaybettim, kaza yaptım. Yanımda da Osman Özdekçi vardı kaza yaptığımda. O kaza yap. Birlikte 15 gün bizi otelde gözaltına aldılar. Ne Türkiye Konsolosluğu bize cevap verdi, ne Türkiye'den bize bir haber gelmedi. Kaç yılıydı bu? Bu 68 yılıydı. Öyle de olunca kim kullanıyordu? Ben kullanıyordum. Dediler ki Osman Özdekçi'ye müsaade ettiler. Benim kimliğim belli oluncaya kadar bana 3 ay daha hapislik cezası verdiler. Oo. Orada 3 ay ben Yugoslavya'da hapishanede yattım. Oo, çok korkunç değil mi? Çok üzücü bir tecrübe olmuşsunuz. Onu çeken bilir. Peki size bir de şey diyorlar. Bob Dylan dinler misiniz? Ne? Bob Dylan. Ne o? O bir Amerikalı sanatçı ve size Türkiye'nin Bob Dylan'ı diyorlar. Bu tanıma katılıyor musunuz? O da folk söyler, folk müzik söyler. Efendim, ben müzik olarak profesyonel, mümkün olduğu kadar içinde biraz duygu olan her müziği dinlerim. Hiç müzik yadırgamam ben. Yok şunu dinlerim, bunu dinlemem diye bende böyle bir şey yoktur. Çünkü müzik aşkın icadıdır. Dünya kabul etmiş, müzik ruhun gıdası. Müziği sadece deliler dinlemez. Deli değilim şükür. Peki kaç albüm çıkardınız? İlk albümünüzü ne zaman çıkarmıştınız? 50'li yıllardaydı. 51-52 senesindeydi. Şençeler plak, gramofon devriydi o zaman. Pickup yoktu. Hongraf derlerdi, gramofon derlerdi. O da her köyde zaten, her köyde bulunmazdı, her vilayette. Kırşehir'de bizim muhtarın bir oğlunun vardı. 50'li yıllarda okumuştum ben. O hongraf zamanında, gramofon devrinde okumuştum. Kaç para almıştınız o plak için hatırlıyor musunuz? Plak başına bana 25 kuruş mu, 25 kuruş mu, 50 kuruş mu? Herhalde 25 olacak. 25 kuruş veriyorlardı. İyi para mıydı o zamanlar? Bu sağ olsunlar ben askerdeyken ve bana onlar 50 lira gönderiyordu. Ben de babama gönderiyordum. Hı. O plaktan, plağın gelirinden. Plak onlarındı. Bana böyle bir para veriyorlardı. Kaç albüm çıkardınız? Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Bir kitabınız çıktı. Orada bayağı bir sayı var herhalde. Yani hesapladınız. Bütün türküleri demiş ama doğru değil o. Doğru değil. O doğru değil. Yazarlar yazma hakkına sahip. Eline geçenleri tespit ediyorlar. Aşağı yukarı bir sayı verebilirsiniz belki. Veremem. Bilmiyorum efendim. Bana sorsalar kaç türkü söyledin diye. Ben şimdi gene geldim. Bu 66 yaşındayım. Gene yeni bir kaset okudum. Unuturum yani bu kaseti okur yeni havalar olduğu için sahneye çıktığım zaman karşımda hangi türkü isteniyorsa onu yeniden bellerim. Halkımız kaç tane bir sanatçının kaç türküsünü beğendiyse sanatçı o kadar türkü söyledi. Hı-hı. Ya ben şu kadar şey yaptım, bunlar doğru değil. Ektim bitmedi. Kaç şarkı var repertuarınızda? Ben bakıyorum. Hiçbir şeye de bakmıyorsunuz. Hepsi sanki zihninizde ezbere gibi geliyor. Tabii kendi türkülerim bunlar. Kaç tane? Bilmem efendim. Sadece konserde söyleyeyim. 10 bin. Yok. Hiç rakam veremem. Dedim ya kaç türkü beğenildiyse o kadar söyledik. Bu sayısı yok bunun. Hı-hı. Sahnede işte bu konsere hazırladığım türküleri ya burada prova ediyorum. Peki nedir sizin sazınızla olan ilişkiniz? Sanki bir sihir var aranızda. Sihir ya aşktır. Aynı şarkıları... Aşktır efendim. Sihir, aşk. Ne bunun içinde başka bir şey yok. Aşktır efendim. Sihir, aşk. O da işte yüzünüz gözünüz hürmetinden sizden geliyor. Sizin aşkınız olmasa o sazı kim çalacak? Şu Nasır bak şuralar hep görüyor musun? Saza vura vura bunlar. Sazın göğsüne vura vura bunlar Nasır tutuyor. Şimdi çalarken acımaz da gece uyumaya girince buralar bir yere dokunca tiken gibi batarlar. Köylerimizde böyle düğün çalarken tempo yapardık elimizle de vura vura böyle. Ondan alışkanlık bu. Peki neden Almanya'ya gittiğinizi anlattınız ama
neden gittiğinizi hastalık nedeniyle. Şimdi niye dönmüyorsunuz? Yani burada ciddi bir potansiyel var. Albümleriniz çok satıyor değil mi? Yani biliyor musunuz rakamları? Efendim, albümler satılmasa bir daha çağırıp okumazlar, okutmazlar. Yani bundan ben halkımıza saygı duyuyorum, halkımızın ilgisine teşekkür ediyorum, bütün dinleyiciler, dinleyenlerimin. Bir sanatçının masrafı çıkmazsa o firma bir daha gel oku demez. Bu maalesef bu son günlerde şunu söylemek istiyorum burada işte. İnsan sevdiği bir sanatkarın yaşamasını istiyorsa onun korsanını almasın. Çünkü o korsan alınırsa o firma o sanatçıyı bir daha çağırıp ona türkü çığırttırmaz. Yahut da şarkı söyletmez, albüm yapmaz. Yani sanatçısını seven dinleyici sanatçısının ne diyorlar ona, korsanını almasın derim. Sizin yıllarca kalan müzikten önce çok fazla korsanınız vardı değil mi? Yani evet. Çok fazla raflarda değil de o korsan kasetçilerde daha çok görülüyordu albümünüz. Evet, evet. Sizin hedef kitleniz nedir? En çok sizi kim dinliyor? Şimdi geçen gün 150 küsür türkülü bir sedimi getirdiler bana imza ettirmeye. 150 tane sedi türkü var içinde, yazılı da. Fiyatı da 2 milyon lira. Yeni bu çıkan son kasetimi almış. Onu da 2 milyon liraya almış. 150 tane yazıyor. İsimleri de var türkünün. Bu böyle olunca ne olacak? Sanatçı böyle sanat hayatı bitecek bence. Peki hedef kitlenize şöyle baktığımızda konserlerinize 50 yıldır sahnedesiniz aşağı yukarı. Evet, 50 yıldır sahnedeyim. 50 yılı geçmiş de evet, olabilir. Evet. Konserlerinize baktığımızda hep gençler var. Gençlerimizin olması beni sevindiriyor. Zaten bana şevk veren de o. Okula gitmiş gençlerimiz, beyni çalışıyor, kelimenin ne demek olduğunu, söylenen kelimenin anlamının ne demek olduğunu gençlerimiz biliyorlar. İşte bu da beni sevindiriyor. Bu da beni sevindiriyor. O bana güç veriyor yeniden. Geldim 2-3 senedir, 3-4 senedir konserler veriyorum. Buyurduğunuz gibi ekseriyetle gençlerimiz geliyor. İşte bu bana yeniden, bu bana şey veriyor gençlerimizin ilgisi. Unutuldunuz mu sanki? Yani şimdi daha fazla görüyoruz sizi. İşte daha çok konserleriniz oluyor. Evet. Daha sık albümünüz çıkıyor. Ben kendimi unutturmuştum. Çünkü gitmiştim. Ben hiç 20 sene ne televizyon, ne radyo, ne gazete hiç kimseye bir şey cevap vermedim ben. Çocuklarım okula gidiyordu. Onlara ben okula gidemediğim için okumalarını istiyordum. Şükür. Bitirdiler okullarını. Evlendiler. Çoluk çocuğa karıştılar. Ne olacak? Bana da bundan sonra günde yediğim bir lokma ekmek, içtiğim iki paket sigara. Ben bu konserleri kendim için vermiyorum. Allah'a şükür. Ölünceye kadar oğluma kızıma mühtaç olmayacak durumdayım. Bunları garip fakir fukaralarım için veriyorum. Çevrem çok fakir. Hepsi müzisyen. Şimdi iş de bitti. Dedik ya biraz evvel cin işi, şeytan işi. Onlar da gençler, okuyanlar baktı ki cin de yok, şeytan da yok. Herkes aldı. Bizimkiler aç perişan kaldılar. Bunlara imkan olduğu kadar birer cuvara parası, efendim ilaç parası, elektrik su parası, çoğunun evi de yok. Yetişebildiğim kadar Allah rızası için onlar için veriyorum, gidip geliyorum bu konserlere. Peki 25 senedir ayrı kalıyorsunuz ve siz halk müziği yapıyorsunuz. Bu topraklarda olmak daha iyi değil midir? Elbette efendim. Elbette. Biz orada kendimiz ha varı ha yok. Ha yok öyle hissediyor. Yani dışarıda. Ama şurada her taraf bizim. Her yer, her şey bizim. İnsanın dünyaya gözünü ilk açtığı yer kadar güzel hiçbir yer olamaz. Kendi memleketim, benim Allah beni buradan dünyaya getirmiş. Ben memleketimi seviyorum. Ben memleketimde aşık oldum. Ben memleketimin her şeyini seviyorum. Size bir de devlet sanatçısı ünvanı verildi. Yok. Yanlış mı? Ben bunu yanlış buldum efendim. Ne demek? Almadım. Ne demek bu devlet sanatçısı? Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Hepimiz bu devletin insanıyız. Ayrıcalık görüyorum ben bu kelimenin içinde gördüğüm için. Ben bunu teşekkür ettim buna. Almadım yani.
Peki genç sanatçılar sizin parçalarınızı okuyacaklarmış. Öyle bir albüm projesi var değil mi? Buyursunlar. Ha evet evet, ha, bu Hasan Bey'in bir şey fikriydi ama eğer buna ilgi gösterirlerse o sanatçılar, siz Hasan Bey'in fikrini söylüyorsunuz evet, herhalde. Evet. Benden birer parça okullarsa ben kendilerine sevgimi sunarım, saygımı sunarım. Şimdiden teşekkür ederim. Peki sonraki projeleriniz neler? Ne yapmak istiyorsunuz? Daha Türkiye'de daha çok konser mi vermek istiyorsunuz? Daha çok albüm mü yapmak istiyorsunuz? Sanat yaşamınız nasıl ilerleyecek? Sanat yaşamı üretmeye bağlıdır. Biz 50 senedir üretiyoruz, türkü üretiyoruz. Buna bağlıdır. Görüyorsunuz bir havanın hükmü birkaç ay sürüyor. Buna bağlıdır. Bir ikincisi, gençlerimizin ilgisini gördüğüm için onlarla yakında, onlar bana güç veriyor. Yani geldiğim 2-3 senedir görüyorum bunları. Onlarla beraber olmak onlarla bana mutluluk veriyor. Tabii bunu da isterim yetinebildiğim kadar. Tabii yaşım gereği o da var arada. Biz sanatçıyık burada. Aha buraya geldik. Gelene hoş geldi, sefa geldi. Gelmeyene saygımız sonsuzdur. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Bundan sonra başka meslek de öğrenecek değerli efendim. Babam son nefesine kadar sazını çaldı gitti. Ben de onun oğluyum.